tek işçiliklerimizi, ürünlerimizi sizinle paylaşacağım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yeni Kapı Trabzonlar günlerindeyiz. Buradan size standları gezdireceğim. Yanımda güzeller güzeli Aysel Merve Kuş Hanımefendi ile beraber burada of bizi birleştirdi. Burada beraber bugün onunla beraber standları gezeceğiz. Size beraber tanıtım yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Hadi geziyoruz o zaman. Standoff'tan sonra Çaykara, hemen komşu Çaykara'dayız. Burada da ürünlerimiz var, aşık ürünlerimiz var. Çok güzel. Biz de burada alışveriş yapmak. Herkese tavsiye ederim. Çok güzel şeyler. Kesinlikle yöresel okullarımız vesaire. Çok güzel alışverişler yaptık. Sizleri de bekliyoruz. Evet, bu çammış ve diş budaktan olanlar var. Şu budaktan olan şey, bunu alıp gösterebilir miyim? Ay, çok özür dileyerekten. Çok merak ettim çünkü bundan bir tane... Oscar mesaj yapıyor. Bunları uzun yerdeki bayanlar mı yapıyor? Buna göre bu küçük değil mi? Değil mi diyorsunuz? Onu o bayanlara soracak şimdi. Ağır da, ağır taş gibi bir şey yani. Çok güzel, elinize bol sağlık. Şöyle hemen yandırabilirsiniz. Evet, Değirmen Pazarı. Şey, Konya'da elmalar var. Yomra, evet Yomra'dan. Köprübaşı belediyesinin standı. Burada bayağı ürünler vardı. Hepsi kapış kapış gitti, satıldı. Şu anda hiçbir ürün kalmadı. Ürünlerimiz gitti burada. Aa, çok güzel. YouTube kanalı çekiyorlar da davet olmak ister misin? Ne için? YouTuber için. Dernek, tanıtım için, sizin için. Dernek için mi? Evet dernek için. Tamam. Emre'ydi değil mi? Ha, Emre Bey'le konuşalım. Evet. Fark ettiğim bir şey var. Şöyle gelip de. Başlayayım mı? Onu ben anlatamam. Şimdi yomra elması. Ben yomra elma çeşidi var. Bu da yomra'ya özel. Mayon çeşidi. Şuradan tadına da bakabilirsiniz. Yomra'ya özel. O elma bu kadar mı oluyor? Daha ürün? Bu kadar. Evet, ben bile bilmiyordum. Bir Karadenizli bir otlu olarak Yomra'da böyle bir elma, özel yani Yomra elması olduğunu bilmiyordum. Ben de bugün öğrendim sizle beraber. Bilmiyor ki o. Bilmiyordu. Sadece o şekilde. İşte bunlarla formula neydi? Bu arabalarla bir yarışlar, bir şeyler yapılıyor. Evet, bu da fındık şeyi. Pardon, bakabilir misiniz? Bu neydi? Batuz, yani fındık ayıklama için. Bunlar... Evet, çok ünlü, herkesin bildiği vakti gibi ekmeği. Ekmeği, onu takacağız. Şimdi merak ediyorum. Kibir tadımlı ekmeklerimiz evet, var. Çok ünlü, meşhur. Vakti kibir ekmeği. Hatta böyle alıyoruz. Tadıyoruz. Evet, tadıyoruz. Lezzeti gerçekten efsane. Elinize sağlık. Teşekkür ederim.
Devam et. Tamam. Bütün of beni takip etsin. Niye? Sebep mi? Ama ofluyum ben. Çok iyi bir ofluyum. Kesinlikle. Maden kazasında ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Başsağlığı diliyorum yakınlarına. Trabzonlar gününde biliyorsunuz kemençe, horon, müziksiz asla olmaz. Ama hepsi iptal edildi. Sadece standlar geziliyor, alışveriş yapılıyor, sohbetler yapılıyor. Normalde tabii horon mutlaka olurdu. Ama takdir edersiniz ki ülke olarak yastayız. Allah rahmet eylesin bir daha. Bir daha böyle bir şeyler yaşatmasın inşallah Rabbim. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Aa, yeğenim dün size ziyarete geldi. Annesini tanıyorsunuz, bizim gelini tanıyormuşsunuz. O sizi tanıyor. Ayla Yazıcı. Ayla Hoca. Sen onu görünce... Abimin karısı. Her yerden tanış çıktık yani. Kaçacak yeriniz yok. Ankara'dan. Ben burada yaşıyorum. Ankara'da bu ara gelmedin mi sen? Karıştırdı bir. Poşetim çok büyük poşetim var. Bir dakika, hangi fuardan bahsediyorsun? Çekmesi lazım bizi. Tamam. Hadi neredeyiz? Hayratlıyız ablacığım. Hayratlıyız. Olmazsa olmazmış. Yani dünyamız bunun üzerine kurulu. Olmazsa olmaz. Ablacığım.
İşi olmadığı zamanlar köylerde ders çalışırken. Şu anda imlansız olarak biliyorum ama vakti zamanımız bunlarla evet, çok teşekkür ediyoruz Hayrat Belediyesi'ne. Evet, teşekkür ederiz. Burası Sürmene standı. Sürmene deyince biz ne hatırlıyorduk? Bıçak. İşte bildiğimiz o işte çok ünlü meşhur olan Sürmene bıçağımız. Benim evde de çok var bunlardan, biliyor musunuz? Her Ufa gittiğimde Sürmene'ye mutlaka uğrar. Oradan bıçak alırım. Bir de böyle kaybolduğu zaman da of isyan ederim. Kıyametleri koparım, bıçağım gitti diye. Çok güzel kesiyor gerçekten. Bir özelliği var bunun. Böyle duruyor. Nasıl atarsanız böyle duruyor. Benim bıçaklarım böyle duruyor. Düz duruyor. Evet, bugün biz çok mutluyuz. Çünkü niye mutluyuz? Biz tanıştık. Hem tanıştık. Gerçekten bu kadar olur. Akrabayız ama burada tanıştık. Akrabamla. Evet. Tamam. Oturacak bende. Oturacağım. Evet. İşte bir zamanlar ocakta yemek. Tarık burada yaşatılıyor. Kuzuna sobası ve mısır ekmeği. Bu mısır ekmeği yeniliyor herhalde. Şey değil, göstermelik değil. Gerçekten mısır ekmeği. Yemek için. Ve burada mısır ekmeğimiz var. Müslümlerimiz var. Şöyle gelebiliyor muyuz? Balkabağımız var. Hiç sormayın, benim bahçemde de var aynısından. Çok güzel yetiştirdim. Harika. Çok mutluyum. Ablacığım harika. Ve Harkadeniz'in evinde olan peşiğimiz yer alıyor. Evet. Artık yaşıyordu. İşte kemençe olması onlardan biri. Yine mısırlarımız gerçek ata tohumu. Bunları görünce zaten ben hemen etkileniyorum. Tohumu çok. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Trabzonlu yazarlar. Çok güzel. Ben YouTube kanalı için sizi çekiyorum. Yazışanla sakıncası yoktur. Şöyle tanıtıyorum. Sizin kitabınızda var mı? Tanıtmak isterim. Kitaplarım var. Mavgu ailesi. Bir Trabzonlu olarak Şengül Yıldırım. Şengül Yıldırım hanımefendinin olmadığı zamanlarda gözlerini tutuyor. Evet, yine böyle bir ruhum rüzgara yaprak. Ne kadar güzel. Kitabı daha okumadan, yani kitabın ismi o kadar bir çekici ki, özellikle geldi okuma şimdi bunu. Yani öyle diyorlar zaten. Çok ilginç. Yani isimler çok güzel. Çekiyor. Öyle de şeyler var, şiirleri. Değil mi? Evet. İnşallah biz bunları alacağız. İnşallah. İnşallah okuyacağız. Kolay gelsin. Ablayla bir portaj yapabiliriz. Tabii ki. Siz konuşun, ben size çekeyim. Kitapların hepsi benim kitabım. Bir Trabzonlu olarak nasıl başladınız? Trabzon neresinden? Sürmene. Sürmene. Maşallah. Biz de ofluyuz da. Tamam. Evet, şimdi bu kitaplar sizin. Evet, bu kitapların hepsi benim. Şöyle tek tek ben bir bakacağım. Ondan sonra yürekten düşen damlalar, daha sonra bitmeyen hasret hepsin, daha sonra da bana sevgiyi anlat kitabım çıktı. Şu anda beşincisi yolda. Evet, sorunun üstüne cevap vereyim. Tabii. Ne sordunuz? Şey, bir Trabzonlu olarak yüreğimizden çıktığınızca çok tebrik ediyorum öncelikle sizlere. Bunu yazarken nasıl duygular hissettiniz? Merak ediyorum. Nasıl duygular hissediyorum? Şu anda bunların hepsi benim birer çocuğum gibi, hiçbirinden vazgeçemiyorum. Ben ne hissettim? O kitabını yazarken bütün acı çeken insanların işte bal gibi, benim kitabımda anlattığım gibi bal gibi eğilip, elip gibi tutunmayı
başaranların hayat hikayesi var kitabında diyorum. Ve oradaki 33 tane hikayeyle yaşanan şeyleri bir başka genç, bir başka anne yaşamasın istedim. Çünkü toplum olarak milletime kıyamıyorum. Biz yaşadık, o yaşadı, bu yaşadı, bir başkası yaşamasın. Başkası yaşamasın. İnsanları aydınlatmak bizim amacımız. Başka bir şeyimiz yok. Şiirler olsun, aynı şekilde yine yaşanmıştık. Size çok tebrik ediyorum. Siz Sürmeli'de mi ikamet ediyorsunuz yoksa buradasınız? Evet. Fark etmiyor. Bütün memleket bizim. Tabii ki memleket yok. Şey için ben sordum bunu. Şimdi bir şeyler yazdığınız zaman mutlaka o topraklardan bir şey alırsınız ya. Evet. Bir şey etkiler ya sizi. Onun için sordum. Aynen. Ne etkiler? Dediğim gibi Karadeniz'de olmak çok farklı bir şey. Ayrıcalık. Çok mu şeyiz ya? Çok mu kibirliyiz bilmiyorum. Yok, ya. Yok. Kibirden değil. Ha ben de öyleyim de. Şöyle bir şey. Karadeniz kadını yılmayan, başarıya, hedefe evet, ulaşan evet, bir kadın. Gerçek. Önemli olan burası. Yani ben koydum hedefe gideceğim. Olay bu. O yüzden başarılı oluyor. Tebrik ediyorum evet, sizi. Yolunuz açık olsun. Daha güzel şeyler, çok çok daha güzel kitaplara inşallah. Okuyacağım yani kesinlikle. Alışveriş de yapacağım sizden. İnşallah. Kolay gelsin. İpek yolun kefilesinde bu kıyafetlerin hepsi el işi. Evet arkadaşlar, İpek Yol'un Trabzonlar için yaptığı bir defile şekilde. Şimdi arkadaşları izleyeceğim. Burası da Şalpazarı. Yöresel bebeklerimiz var. Evet, hep bordo mavi. Deniz gök mavi, yer bordo. Trabzon'da böyle. İlişkilerimiz var. Bu şekilde. İşte yıllar önce annelerimizin belki bizim de Beşik'te yapmışlığımız vardır. Bilmiyorum. Senin olmayabilir ama benim olabilir. Evet, evet. Bu yazıları mutlaka Trabzon. Değil mi? Daha gelmiş. Şampiyonları. Evet. Şimdi burada tam burası bana hitap ediyor. Dün ondan bir tatmıştık. Hamuçra reçeli. Dağ çileği, böyle minik olan bir çilek. O çileğin hangisi? Dağ çileği. Dağ çileği işte. Bunu tadacağız. Bize tadımlık dün vermiştiniz. Bugün evet, de tadalım. Tadımlığımız var. Bir tatsana. Çilekli de bal tadabilirim. Hani alerjim var da. Çileği ben tadıyorum. Tamam, şimdi ben çekeyim. Evet. Bir kokusu var. İnanamazsınız. Bu dağ çileği. Böyle minik minik bizim orada buna hamuçra derler. Ama yöre yöre değişiyor. Balı bakabilir miyim ben? Tabii. Dağ çileği reçeli. Kestane balımız var abla. Sizi az bir dakika bekleteyim. Şimdi de balı tadıyoruz. Bu da Asar yöremizin Asar balı. Asar bunun. Asar'ın balını gel salına salına adam. Evet evet. Türküsü var. Kesinlikle. Bu o yani. Çok güzel. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Bizim oranın ünlü peştemma, çeşanlı denir. Onunla işte kıyafetler falan yapılıyor. Yıllar önce bunlar zaten insanların kullandığı şeyler. Ve burada da tezgahı. Pardon, bir şey soracağım. Bizi biraz bilgilendirir misiniz? Şimdi bu tezgahta mı dokunuyor gerçekten bu el emeği şeyler yoksa böyle fabrikalaşmış mı? Ya bu el tezgahlarında dokunuyor, el emeği göz nuru evet. Hala yani böyle mi dokunuyor onu sordum. Böyle de dokunan var, makinede de dokunan var yani. Yani biraz fabrikalaşmışlığı evet, da var tabii değil mi? Evet, biraz var ama buradaki ürünlerin birçoğu makine bu. Elde. Evet. Evet, yıllar önce bu şekilde makinelerde dokunuyordu. Şimdi tabii makineleşmiş ama en ilkel hali bu. Maçka belediyesi.
var. Teşekkür ediyorum. Maçka'nın nesi ünlü? Tabii Meyrem. Maçka. Meyrem anası Sümele. Sümele manası. Sümele manastırı. Evet. Şimdi maketleri yer alıyor. Koşul manastırı hepsi Maçka'da mevcut ve Vazelon manastırı. Bir dakika. Yo siz bize açıklayın bunları. Yine şöyle anlatın şunu. Ben bunu bilmiyorum. Bunu siz bize anlatın. Koşul manastırı 752 tarihinde yapılmış. Onu 1203'te yağmalanıp bir süre sonra felç ettikten sonra 1393'te tekrar faaliyete başlamıştı. Şu anda tam nerede? Ben bunu bak şu mesela anda... Sümele'yi biliyorum. Ziyaret ettim. Bunu bilmiyorum. Ve görmek istiyorum. Şimdi bir, önce Galyan Vadisi. Galyan. Galyan Vadisi. Galyan Vadisi. Evet şöyle. Şimşir şunu... diye bir köyümüz var. Şimşir. Vadimiz var. Evet. Orada, şimdi Sümele'ye giderken Sümele'den şimdi yukarıdan... Şimdi Sümele'ye gelmedi. Öncelikle Trabzon'dan Değirmendere tamam Değirmendere'ye gelirken evet. Esinoğlu Belediye'miz var. Esinoğlu Belediye'sinden sol tarafa döndüğün zaman Galyan Vadisi var. Galyan Vadisi. Şöyle alayım ben size. Evet. Galyan Vadisi doğru. Hareket ettikten sonra Şimşirli mahallemizin sınırlar içerisinde olan bir manastırımız. Şu anda ama şey... Ziyarete kapalı çünkü tahrip edildi ama başka belediyesi olarak yakın bir zamanda restorasyon yapılacak ve açılışı yapılacak. İyi şanlı evet maalesef çok tacirlerimiz var. Bu kahvaltı gidince gidelim. Vazelon Manastırı Köprüyanı mahallemizde. Bu da Vazelon Manastırı. 270 yılında inşa edilen manastır. Peki Trabzon, bu açıl şu anda bu da açılım değil ama yakın bir zamanda evet ablamla mutlaka geleceğiz yani sizlere. Kesinlikle. Evet. Yani Sümele'yi biliyorduk ama bunları gerçekten manastırımız var. Hatta Sümele'den eski yapıldığı söyleniyor. Tabii. İkisi de Sümele'den eski. Yine böyle dağların içinde yamacında mı? Nasıl? Şimdi görseli burada. Ha görseli. Bir dakika bunun arkasında kayyon mu var böyle? Kayaların altında. Bunun tamamen kayalarla beraber yani Koşul Manastırı tamamen kayaların üstünde yapılmış olan bir manastır. Çıkış mesafesi şuradandır ve 6 kat... Yolu düzgün mü gidilebilir? Patikaya olarak ilerleyebilir. İnşallah. Valla bunu çok samimi söylüyorum. İlk defa görüyorum. Şimdi görünce, dün de gördüm. Acaba dedim hani öylesine mi konulmuş? Yok, görsel olarak mı? Bunlar mevcut ama... Tabii ki mesela işte vazire olsun, kuşlu olsun bu şekilde değil. Talep edildi. Bir şekilde oraya insanlar girdi, bir evet. Deforme oldu ama oraya gittiğiniz zaman, o patikadan yürüdüğünüz zaman o eski, o tarihi, o kokuyu hissediyorsunuz zaten. Yok kesinlikle ilk etapta yani, bu iki yeri de ziyaret edeceğim. Başka yere geldiğiniz zaman inşallah yardımcı olacağız size. İnşallah. Tabii ben de aslında biz Zoflu'yuz evet. Ben buradan dün geçince baktım ki hiçbir şey yok. Bugün de işte hiç her yerde bir şeyi tanıtıyorlar, bir şey satıyorlar bilmem sizde yok onlar. Dedim ki neden yok? Gerek yok zaten. Burada 3 tane kocaman tarih var. Evet. Çok büyük tarih var. Oldu. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Onlarda medeni cesaretini böyle canlı yayında tebrik ediyoruz efendim medeni cesaretinden dolayı. Evet abi senden sayı bekliyorum. Tonya burada. Sepet var, erişileri var. O zamana kadar bir sıkıntı yok. Ahmet abi başlıyor. 5, 4, 3 ondan sonra başlıyorsun abi. Ya psikolojik olarak... Olur olarak arkadan bize binmeye evet. Gücümüzü veriyoruz. Hadi başlayalım. Bugün bana güzel verdi, dönüm verdi, kızımız eşlik etti.
Trabzon'da bayağı bir çekimler yaptık, bayağı bir eğlendik. Ve YouTube'da ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, videonun daha sonuna geldi. Beğeni tuşuna basmayı unutmuyoruz. Eğer kanalımı beğenirsiniz, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gel anneciğim.